yaptım. Şanlıurfa Valiliği'nden yeni bir açıklama daha yapıldı. Görüntüleri görüyorsunuz zaten. Cadde ve sokaklar tamamıyla suyla kaplanmış durumda. Hem araçların sürüklendiği anları görüyoruz hem de vatandaşların o suyun içerisinde selin etkisiyle birlikte nasıl sürüklendiğini görüyoruz. Özellikle o ara sokaklarda, cadde ve sokaklarda binaların giriş katında, birinci katında bulunan vatandaşlar büyük etki almış durumda su baskınlarından kaynaklı ve Şanlıurfa Valiliği de dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşların evleri boşaltması gerektiğini vurguluyor. Bunun altını bir kez daha çizelim. Son yılların en yoğun yağışı şeklinde adlandırılıyor. Meteoroloji yağışların yarın da devam edebileceğini söyledi. Bunun için de vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Evleriniz eğer güvenliyse evlerden çıkılmaması gerektiği belirtiliyor. Yağışın şiddetini görüyoruz efendim. Ekranı üçe böldük. Bir tarafta bir cadde, bir sokağın nasıl selde sürüklendiği anı görüyoruz. Diğer tarafta tam ortadaki görüntüde trafik görüntüsü var efendim. Hem de arama kurtarma çalışma görüntüleri aynı zamanda devam ediyor. Diğer tarafta da yine araçların suya gömüldüğü ve sürüklendiği anı görüyoruz. Az evvel bir aracın trafikte ilerlediği görüntüyü görmüştük ve yağışın şiddetini aslında orada o görüntüye baktığımızda anlayabilmek mümkün. Zaten bu görüntülere baktığımız zaman da ciddi bir yağış olduğunu söyleyebiliyoruz. Dünden itibaren gelen yağışla birlikte Şanlıurfa'nın düştüğü durum, geldiği nokta işte bu şekilde. Bu görüntülerle üzerine hiçbir söz söylemeden de özetlenebiliyor. Görüntülere baktığımız zaman bir derenin, bir gölün boşalması gibi bir görüntü var ekranlarda. Cadde ve sokaklar tamamıyla suyla kaplanmış durumda. Burada bir çalışma var zannediyorum. Belki de mahsur kalan bir vatandaş var. Ses alabiliyor muyuz arkadaşlar? İki tanesini vatandaşı kurtarmaya çalışırken bot bir anda devrildi. İki tane arkadaşımızı kurtardık, bir tane de çocuk kurtardık. Geri kalan vatandaş bir anda 30-40 saniye içinde su basınca arkadaşlarımız altta kaldı. Kaç tane vatandaş varsa da daha tam olarak sayısını bilmiyoruz ama vatandaş var, suyun altında var yani. Evet, bir görevli suyun altında vatandaş olduğunu söyledi. Kaç kişi var bilmiyoruz dedi. Arama çalışmaları devam ediyor bir yandan. Kent tamamıyla suya gömülmüş durumda. Ne yazık ki olumsuz ihbarlar da gelmeye başladı. Bir arama kurtarma çalışmasına katılan kişi az evvel ajansa verdiği röportajda bir vatandaşın suya gömüldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının olduğunu söyledi. Kaç kişi var bilmiyoruz dedi. Elbette şu an bunu bilmek oldukça güç. Yağış bir yandan devam ediyor. Bir yandan verdiği zarar ve etki de daha henüz açıklanmış değil. Çalışmalar devam ediyor bir yandan. Hastaneleri, evleri su bastı. Vatandaşlar trafikte oldukça zor anlar yaşıyor. Cadde ve sokaklar işte böyle suya gömüldü. Arabaların durumunu görüyoruz efendim. Şiddeti aslında arabaların durumunu gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Kağıt gibi yüzen, savrulan araçları görüyoruz. İşte sağ tarafta görünen görüntüde aracın kendi kendine suyun içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Araçlar tamamıyla suya gömülmüş durumda, bir kağıt gibi de suyun yüzeyinde hareket etmeye başlamış durumda. Şunun altını bir kez daha çizelim efendim. Sağanak nedeniyle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında da hamile ve engelli görevlerinde idareli izinli sayılacağı belirtildi. Şanlıurfa son yıllarda en çok yağış alan il oldu. Orada büyük bir aracın devrildiğini görüyorum ama ekranlara bir daha getirebilirsek o görüntüyü ekranlara yönetmenimden rica edeceğim eğer mümkünse. Evet arkadaşlar, tır gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi bir minibüs müydü, tır mıydı o? Evet.
bir tır. Suyun etkisiyle birlikte orası zannediyorum bir köprü. Köprünün üzerinden tır işte bu şekilde devriliyor. İçerisinde bulunan sürücü nasıl, iyi mi onu bilmiyoruz ama umuyoruz iyidir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Canında bir şey olmamıştır umuyoruz. Bir vatandaşın yine işte cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler bunlar. Az evvel araçların sürüklendiği görüntüleri görmüştük ama kocaman bir tırın da nasıl sürüklendiğini, nasıl düştüğünü görüyoruz efendim. Köprünün üzerinden bir kez daha geliyor o görüntüler ekrana. Evet, bir tır köprü üzerinden yoluna devam ediyor. Yavaş bir seyirle devam ediyor hatta. Sürücüsü daha dikkatli devam etmeye çalışıyor yolda. Çünkü riskli bir yol. Ancak arka tarafta Dorsesi bir anda sağ tarafa yamuluyor ve tırın devrildiği anı da işte böyle görüyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Yaşanan sel nedeniyle kocaman bir tırın da işte bu şekilde köprüden düştüğü ana biz de bu görüntülerle birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Az evvel görüntüleri ekranlara getirdiğimizde araçların da nasıl savrulduğunu görmüştük efendim. İşte o görüntülerden bir tanesi geliyor yine ekrana. Ekranı üçe bölmüş durumdayız. O tırın düştüğü anı görmüştük. Sağ tarafta araçların suya gömüldüğünü ve sürüklendiği anları görüyoruz. Yine ortadaki kelebekte de araçların tamamıyla suyla kaplandığını ve kaybolduğunu görmekteyiz. Bu görüntülerde Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı ve sele neden oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi, valiliklere ve kanal yataklarından uzak durulmasını ve bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istiyor. Böyle uyarılar var. Lütfen kulak asalım bu uyarılara. Evlerden çıkmayalım. Eviniz güvenli değilse, su aldıysa, yağış hala devam ediyor. Daha kötü sonuçlara karşı karşıya kalmadan evleri boşaltmanız gerekiyor. Bunun da altını bir kez daha çizelim. AFAD'da yağışların yarına kadar süreceği açıklamasında bulundu ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini açıkladı değerli izleyenler. Ekranı dörde böldük. Gelen görüntülerle birlikte sıcak görüntüler geliyor. An be anda yeni görüntüler geliyor elimize Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı. Almaya da hala devam ediyor. Sel baskınları yaşandı. Ciddi manada sokaklar, caddeler göle dönmüş durumda. Araçların nasıl savrulduğunu görüyoruz. İşte ekranda sağ köşede bulunan noktada, kelebekte ya da karede o araçların kağıt gibi nasıl üst üste bindiğini ve sürüklendiğini görüyoruz efendim. Hani daha çok kış aylarında kar yağdığı zaman o buzlanma nedeniyle araçların üst üste yığıldığı görüntüleri, kaydığı görüntüleri görüyoruz ya, işte onun gibi tıpkı. İşte yaşanan selle birlikte araçlar da bu şekilde üst üste binmiş ve hep birlikte deyim yerindeyse savruluyor durumdalar.